Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. Günün önemli gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla karşınızdayız. Alpine takım yöneticisi Marcin Budkowski, potansiyel yeni takımlarla görüşme halinde olduklarını söyledi. McLaren'ın Mercedes motoruna geçmesinin ardından Alpine, bu yıl sadece fabrika takımına motor sağlıyor. Williams, Sauber ve Haas'ın çeşitli dönemlerde Renault motoruna geçeceği yönünde iddialar çıksa da sonunda hepsi mevcut partnerleriyle devam etme kararı aldı. Fakat Alpine takım yöneticisi Budkowski, halihazırda Formula 1'e katılmayı düşünen bazı girişimcilerle görüşme halinde olduklarını doğruladı. Ancak Budkowski, bu görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını ve bunun Formula 1'e yeni bir takım geleceği anlamına gelmediğini de söyledi. 89. Le Mans 24 saat yarışı öncesinde pole pozisyonu Toyota'dan Kamui Kobayashi'nin de yer aldığı 7 numaralı ekibin olurken Toyota'nın 8 numaralı ekibi ise ikinci oldu. Her sınıftan en hızlı 6 aracın mücadele ettiği 30 dakikalık hiperpol seansında Kobayashi 3.23.900'lük derecesiyle en hızlı isim oldu. Hiper araçlarla ilk kez gerçekleştirilecek olan Le Mans 24 saat yarışı öncesinde Kobayashi bu derecesiyle 8 numaralı Toyota sürücüsü Brandon Hartley'nin 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu almayı başardı. 36 numaralı Alpine, Nicolas Lapierre'in turuyla 1.6 saniye geride 3. olurken Glickenhaus araçları 4. ve 5. sıralarda yer aldılar. LMP2 sınıfında Antonio Felix da Costa yarım saniye farkla 38 numaralı Jota aracına pole pozisyonunu getirirken 41 numaralı WRT ekibi 2. 65 numaralı Panis Racing 3. oldu. GTI Pro'nun favorisi Kevin Estre kaza yaparken ilk sıra 72 numaralı Hub Auto Porsche'nin oldu. GTI M'de ise 88 numaralı Dempsey Proton Porsche ilk sıranın sahibi oldu. Le Mans 24 saat yarışı cumartesi günü Türkiye saati ile 17'de başlayacak. Dünya Superbike'ın Navarra ayağında cuma gününü ilk sırada tamamlayan isim Jonathan Rea oldu. İlk antrenman seansında şartlar pek iyi değildi. Rüzgar çok şiddetliydi ve pistin yüzeyinde kum vardı. Bazı sürücüler daha önce Navarra'da test yapmışlardı, bazıları ise bu pistte ilk kez sürüş yaptılar. Kawasaki sürücüsü Ray, ilk antrenman seansında 1.37.629 yaparak günün en hızlı zamanına imza atmayı başardı. Ray'in şampiyonadaki rakibi ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 0.1 saniye geride ikinci olurken Ducati sürücüsü Scott Redding üçüncü oldu. İkinci antrenman seansında ise Yamaha sürücüsü ve temsilcimiz Toprak'ın üstünlüğü vardı. Bu seansta sürücüler ilk seansa göre biraz yavaş kaldılar. Toprak 1.38.134 ile ilk sırada yer alırken Redding 2. Michael Ruben Rinaldi ise 3. oldu. Dünya Süpersport'taki temsilcimiz Can Öncü ise ilk antrenman seansında 15. sırada yer aldı. Yamaha, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya MotoGP yarışında yer almayan Maverick Viñales ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Steiermark Grand Prix'sinin son turlarında motosikletine kasten zarar vermeye çalışan Viñales, Avusturya Grand Prix'sinde yarıştırılmamış ve yerine de başka bir isim geçirilmemişti. Japon üretici, yapılan görüşmelerin ardından mevcut kontratın feshedildiğini ve Viñales'in sezonun kalan yarışlarına katılmayacağını açıkladı. Viñales, geçtiğimiz günlerde Aprilia ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşma imzalamıştı. Viñales'in fabrika Yamaha takımındaki yerini ise Britanya Grand Prix'sinde Cal Crutchlow alacak. Morbidelli'nin sakatlığı devam ettiği için Petronas SRT'nin de bir sürücüye ihtiyacı olacak ve takım SRT Moto2 sürücüsü Jack Dixon'da karar kıldı. Britanyalı sürücü böylelikle MotoGP'deki ilk yarışına kendi evinde çıkmış olacak.